Başka neyi unutturmak istiyorlar şimdi? Esad'ı. Yani başımıza örmeye çalıştıkları milyonlarca geçici sığınmacıyı ve şehirlerimizin demografik yapısının değişmesinin sebebini. Şimdi bunu unutturmak istiyorlar. Ne diyor Sayın Erdoğan? İlişki kurmamamız için hiçbir sebep yok. Esad'ı kastediyor. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz yok. Asla olamaz diyor. Esad'la daha önce olduğu gibi şimdi de yeniden görüşebiliriz diyor. Keşke uyarılarımıza kulak verip doğru adımları daha önceden atmayı becerebilseydi. Her hafta aklı başında her Türk vatandaşı gibi bu sorunu gündeme getiriyoruz ama her saat daha da ağırlaşan, daha da tehlikeli hale gelen bir tablo beliriyor. Türkiye'nin demografik saldırı altında olduğunu, sığınmacı ve kaçak meselesinin beka sorununa dönüştüğünü ve hükümetin verdiği bütün rakamlarda yalan söylediğini her fırsatta dile getiriyoruz. Önceki gün Kayseri'de bir çocuğun başına gelenler de bunu bizlere en şiddetli ve acı biçimiyle gösterdi. Ve yine söylemiştik. Türkiye'de birbirine en yakın iki ana zihniyet vardır. Cumhuriyet fikrine düşman olanlarla Türk milleti fikrine düşman olanlar birbirlerinin adeta birçok konuda ikiz kardeşi gibidir. En büyük ortak özellikleri de bir ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan tarihsel kavgalarıdır. İkisinin de kaçaklar konusundaki tavırları bellidir. İkisinin de sığınmacıların kalmasını istediğini hepimiz biliyoruz. Suriyeli sığınmacılar ve kaçaklar birisi için Türk ulus devletinin nüfusunu değiştirerek onu yıkmanın aracı olarak kullanılmayı hedefliyor. Diğeri için de kendi vatanları yerine Türkiye'ye yerleşmiş Suriyeliler sayesinde PKK'ya devlet kurmanın vesilesidir. İktidar makamındakiler, artık zaman daralmaktadır. Siz çözümü görmezden geldikçe, yani sığınmacı ve kaçakları ülkelerine göndermeyi reddettikçe, Türk halkı kendi çözümünü bulmaya çalışacaktır. Siz çözüme ayak direktikçe, çeşitleti çözüm olarak sunanlar da ortaya çıkacaktır. Ve yıllardır yürüttüğünüz yanlış politikalarının bedelini sadece çoluk çocuk, sadece vatandaşlarımız, sadece masumlar ödeyecektir. Sizleri buradan uyarıyorum. Çözüme direnmeyin. Çözümsüzlüğü teşvik etmeyin. Kendi aziyetinizi devlete mal etmeyin. İdeolojik hezeyanlarınızın ve mezhepçi saplantıların yenilgisini Türk milletine mal etmeye çalışmayın. Evet saray beyleri, bildiğiniz artık kendinize itiraf edin. Bildiğinizi kendinize söyleyin. Stratejik ve derin bir şekilde yenildiniz. Ama asla unutmayın ki yenilen sizsiniz. Türk milleti dimdik ayaktadır ve asla mağlup edilemeyecektir. Büyük savrulmaların, geri viteslerin ve kandırılmaların lideri Erdoğan, kardeşim Esad'dan zalim Esed'e, zalim Esed'den Sayın Esad'a 20 yıllık serüvenin sonunda bir savrulma daha yaşadı. Peki bu savrulmanın sonucunda memleketimizin başına neler geldi bir düşünün. Bir, Türkiye dünyada en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke konumuna taşındı. 10 milyondan fazla kaçağa, sığınmacıya, mülteciye adını siz koyun. Ev sahipliği yapıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde emperyalizm eliyle kurulan ve stratejik göç mühendisliğiyle inşa edilmek istenen bir terör devletinin demografik altyapısı oluşturuldu.
3, Suriye'nin kuzeyinde 100 bin kişilik bir PKK sürüsü göz göre göre konuşlandırıldı. Şimdi orada bir devlet inşa etmeye çalışıyorlar. 4, Türkiye bu ekonomik darboğazın içerisinde kaçaklara 100 milyar dolardan daha fazla para harcadı. Kardeşim Esad'dan katil Esed'e birkaç gün önce de Sayın Esed'e geçen süre içerisinde Türkiye'nin ödediği bedellerin sadece ufak bir kısmı işte bunlardır. Geldiğimiz noktada Erdoğan ve Emevi Camii'nde namaz kılma hülyasına kapılan ihvancı, ensarcı avanesinin Türkiye'yi soktuğu malum Orta Doğu bataklığı macerasının neticesinde Türkiye'nin bir mülteci kampı haline getirilmesi, ama ne yapalım, hata yapmışız, Allah bizi affetsin diyerek içinden çıkılabilecek bir iş değildir Sayın Erdoğan. Aklını başına al. Çünkü Türk milleti artık bunalmıştır. Ne orman yangınını, ne mutfak yangınını, ne adalet yangınını, ne de milli gurur ve şeref yangınını söndürmeye niyeti olmayanlar maalesef ve maalesef onun devletine el koymuşlardır. Ve bu millet elbet o devleti bunlardan geri alacaktır. Dost düşman bunu böyle bilmek mecburiyetindedir. Çünkü Türk milleti öfkelidir. Kendi vergisiyle, kazancıyla yapılan hastanelere gidememekten, mahallesindeki parkta oturamamaktan, kadınına kızına göz diken sapıklardan ötürü öfkelidir. Ve kendi rızası olmadan sırtına yüklenen bu haksız ve ağır yükü Türk milleti artık daha fazla taşıyamayacaktır. Bu esaret zincirini kırmaya ve bu kamburu üzerinden atmaya kararlıdır. Bu yüzden de pazar gecesi Kayseri'de, pazartesi günü ise Suriye'nin kuzeyinde yaşananları Türk milletinin bugünkü ve gelecekteki varlığına dönük açık ve sürekli hale gelmiş bir yıkım projesinin olağan sonuçları ve beklenen yansımaları olarak görüyoruz. 10 milyondan fazla kaçak ve sığınmacı barındıran bir ülke pek tabidir ki her türlü riske açıktır değerli dava arkadaşlarım. Provokatörler de olabilir, provokasyonlar da olabilir. Özellikle Suriye devleti ile ilişki kapıları sessiz sedasız açılmışken ve Erdoğan eski kankasına tekrar sayın sıfatıyla hitap ediyorken provokasyon beklememek zaten ahmaklık olur. Emperyalist güçlerin Türkiye'yi rahat bırakmamak için türlü oyunları sahneye koymaya kalkışacakları hepimizin bildiği bir gerçektir. Bunlara karşı elbette çok dikkatli olmak ve oyunlara da gelmemek lazımdır. Ancak ortada duran bir gerçek vardır. Nasıl ki kurumuş çam ağaçlarıyla dolu bir orman yaz sıcağında tutuşmak için küçük bir kıvılcım bekliyorsa, yıllardır sabreden milletimizin sabır taşını çatlatmak için ufak bir olay kafidir. Küçük bir kız çocuğuna yapılanlar ve Türk bayrağının indirilmesi ve yakılması küçük kıvılcımları aşan alevlerdir. Yani sorumlu ve provokatör arayışı beyhudedir. Asıl olan tedbir almaktır. Bu hükümet tedbirsizlikten müzdarip ve hastadır. Savaştan kaçanlara yardım ederken de tedbirsiz gelenlerin gidişini düşünmeye başlarken de işe tedbir ve ihtiyat penceresinden bakmak lazımdır. Ancak ortada duran bir diğer hakikat de şudur. Kaçakları kim doldurduysa, sınırlarda açık kapı siyasetini
kim yürüttüyse savaş koşulları sona ermesine rağmen kaçakları kalıcı hale getirmek için kim teşvik edici işler yapıyorsa bu yangının sorumlusu odur. Provokatörler de onların işlerinde aranmalıdır. Memleketimizin başına neler geldi bir düşünün. Bir, Türkiye dünyada en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke konumuna taşındı. 10 milyondan fazla kaçağa, sığınmacıya, mülteciye adını siz koyun. Ev sahipliği yapıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde emperyalizm eliyle kurulan ve stratejik göç mühendisliğiyle inşa edilmek istenen bir terör devletinin demografik altyapısı oluşturuldu. 3. Suriye'nin kuzeyinde 100 bin kişilik bir PKK sürüsü göz göre göre konuşlandırıldı. Şimdi orada bir devlet inşa etmeye çalışıyorlar. 4. Türkiye bu ekonomik darboğazın içerisinde kaçaklara 100 milyar dolardan daha fazla para harcadı. Kardeşim Esad'dan katil Esed'e birkaç gün önce de Sayın Esed'e geçen süre içerisinde Türkiye'nin ödediği bedellerin sadece ufak bir kısmı işte bunlardır. Geldiğimiz noktada Erdoğan ve Emevi Camii'nde namaz kılma hülyasına kapılan ihvancı, ensarcı avanesinin Türkiye'yi soktuğu malum Orta Doğu bataklığı macerasının neticesinde Türkiye'nin bir mülteci kampı haline getirilmesi, ama ne yapalım, hata yapmışız, Allah bizi affetsin diyerek içinden çıkılabilecek bir iş değildir Sayın Erdoğan. Aklını başına al. Çünkü Türk milleti artık bunalmıştır. Ne orman yangınını, ne mutfak yangınını, ne adalet yangınını, ne de milli gurur ve şeref yangınını söndürmeye niyeti olmayanlar maalesef ve maalesef onun devletine el koymuşlardır. Ve bu millet elbet o devleti bunlardan geri alacaktır. Dost düşman bunu böyle bilmek mecburiyetindedir. Çünkü Türk milleti öfkelidir. Kendi vergisiyle, kazancıyla yapılan hastanelere gidememekten, mahallesindeki parkta oturamamaktan, kadınına kızına göz diken sapıklardan ötürü öfkelidir. Ve kendi rızası olmadan sırtına yüklenen bu haksız ve ağır yükü Türk milleti artık daha fazla taşıyamayacaktır. Bu esaret zincirini kırmaya ve bu kamburu üzerinden atmaya kararlıdır. Bu yüzden de pazar gecesi Kayseri'de, pazartesi günü ise Suriye'nin kuzeyinde yaşananları Türk milletinin bugünkü ve gelecekteki varlığına dönük açık ve sürekli hale gelmiş bir yıkım projesinin olağan sonuçları ve beklenen yansımaları olarak görüyoruz. 10 milyondan fazla kaçak ve sığınmacı barındıran bir ülke pek tabidir ki her türlü riske açıktır değerli dava arkadaşlarım. Provokatörler de olabilir, provokasyonlar da olabilir. Özellikle Suriye devleti ile ilişki kapıları sessiz sedasız açılmışken ve Erdoğan eski kankasına tekrar sayın sıfatıyla hitap ediyorken provokasyon beklememek zaten ahmaklık olur. Emperyalist güçlerin Türkiye'yi rahat bırakmamak için türlü oyunları sahneye koymaya kalkışacakları hepimizin bildiği bir gerçektir. Bunlara karşı elbette çok dikkatli olmak ve oyunlara da gelmemek lazımdır. Ancak ortada duran bir gerçek vardır. Nasıl ki kurumuş çam ağaçlarıyla dolu bir orman yaz sıcağında tutuşmak için
küçük bir kıvılcım bekliyorsa, yıllardır sabreden milletimizin sabır taşını çatlatmak için ufak bir olay kafidir. Küçük bir kız çocuğuna yapılanlar ve Türk bayrağının indirilmesi ve yakılması küçük kıvılcımları aşan alevlerdir. Yani sorumlu ve provokatör arayışı beyhudedir. Asıl olan tedbir almaktır. Bu hükümet tedbirsizlikten müzdarip ve hastadır. Savaştan kaçanlara yardım ederken de tedbirsiz gelenlerin gidişini düşünmeye başlarken de işe tedbir ve ihtiyat penceresinden bakmak lazımdır. Ancak ortada duran bir diğer hakikat de şudur. Kaçakları kim doldurduysa, sınırlarda açık kapı siyasetini kim yürüttüyse, savaş koşulları sona ermesine rağmen kaçakları kalıcı hale getirmek için kim teşvik edici işler yapıyorsa, bu yangının sorumlusu odur. Provokatörler de onların işlerinde aranmalıdır. Bu ülkeyi idare edenlerin şahsi hırslarıyla alacakları kararlar, tedbirsizlikle yapacakları işler başka sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Milletimizin çoğunluğunun da benzer görüşlere sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gelinen durumda insanımızı adeta onunla alay edercesine sözde bir itidal çağrısında bulunmuyoruz. Yapılması gereken çözüme yönelik gerçek bir itidal çağrısıdır. Zira sözleri eylemler güçlü kılar. Milletimiz senelerdir her konuda itidal gösterdi. 15 Temmuz'da tankların karşısında bile itidalinden taviz vermeden canı pahasına devletini sokaklardan toplamaya muvaffak oldu. Hukuktan, adaletten umudu kesti ama itidalini kaybetmedi. Milletten itidal bekleyenler milletin hassasiyetlerini görecek, duyacak ve gereğini yapacaktır. İtidal çağrısı ancak geri gönderme kararı ve uygulaması ile devlet politikasının bir parçası olursa dile getirilebilir. Aksi halde sadece Avrupa'dan veya Atlantik ötesinden gelen taleplerin peşinde koşan iktidarın gününü geçiştirme çabası olarak kalacaktır. Bugün zoraki misafirliğin de itidalin de artık sonuna gelinmiştir. Zira bıçak kemiğe dayanmıştır. Milletin itirazlarına kulak vermek zamanıdır. Şimdi devletin acil eylem zamanıdır. Bizim çağrımız da tam olarak budur. Çağrımız saraydaki veya sınırlarımızın ötesindeki maddi ve manevi efendilerine diyet borcu olan ihanet şebekesinin büyük ve küçük piyonlarını kapsamamaktadır. Çağrımız ilk olarak taşıdıkları resmi sıfatlarla ve bulundukları makamlarla halen gerçekten devletin ve milletin hizmetinde olduğunu bildiğimiz İçişleri, Dışişleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik birimlerinin mensuplarına ve bu sorunun bir milli egemenlik krizi yarattığının bilincinde olan vatansever devlet insanlarıdır. Çağrılarımızı hainlere değil, vatanperverlere ve milliyetperverlere yapıyoruz. Ne yapılması gerekmektedir? Bir, hiç vakit kaybetmeden bu demografik yıkım girişiminin Milli Güvenlik Kurulu tarafından birinci derecede tehdit olarak tanımlanması gerekmektedir. Bu tehdit tanımlanmasına uygun şekilde adımlar atılması, topyekün demografik saldırının bertaraf edilebilmesi adına her türlü diplomatik, idari ve güvenlik tedbirlerinin bir bütün halinde ve kapsamlı bir şekilde planlanması gerekmektedir. İki, bu plana uygun olarak
rasyonel ve uygulanabilir bir geri dönüş takviminin hükümetçe değil, devlet tarafından belirlenmesi çözümün ilk aşaması oluşturulmalıdır. 3. Açıklanan takvime uygulanabilmesi ve gerekli eylem ve işlemlerin yürütülebilmesi adına bu konudaki kararı ve tavrı açık ve net olan tüm siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelebileceği bağımsız bir kurul oluşturulması şarttır. 4. Kaçak ve sığınmacılar sorunu doğrudan doğruya Türk milletinin vatanı, yani Anadolu ve Trakya coğrafyaları üzerindeki kayıtsız şartsız egemenlik haklarıyla ilişkili olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu sıfatı ve birleştirici çatısı altında buluşulması en doğru yöntemdir. 5. İstenmeyen olayların engellenmesi insanımızın endişelerinin giderilmesinden geçer. Türk milletinin an be an gelişmelerden haberdar edilebilmesi için sarayın sekreterlerinden bozma bakanların veya devlete reklamcılık oynatan iletişim başkanlığının değil, bağımsız kurulun verilere ulaşması ve paylaşması elzemdir. 6. Sorun sadece Türkiye'nin içini değil, dış dünyayı da ilgilendirmektedir. Bu sebeple oluşturulacak bağımsız kurulun bir ayağı da Avrupa Birliği, Suriye hükümeti ve Birleşmiş Milletler nezdinde görüşmeler yürütebilecek bir diplomasi grubundan oluşturulmalıdır. İyi Parti olarak önerdiğimiz ve bu gecikmeden hayata geçirilmesi gereken adımlarla tüm siyasi partileri bir milli mutabakat zeminine davet eden çağrımız başta hükümet yetkilileri tarafından ciddiye alınmalıdır. Oluşturulacak birliktelik Türkiye'nin gerçek kurucu unsurlarını aynı ruh ve kararlılıkla 100 yıl sonra bir kez daha aynı demirin tavında birbirine perçinleyerek Türk milletini eşsiz bir yere taşıyacaktır. 21. yüzyılın mevcut ve potansiyel sorunları karşısında onu çözümün tek adresi ve mimarı yapacak, gelecek gerçek bir milli mutabakat zemini yaratılacak ve bu kapsamda milli bir sinerji oluşturulacaktır. Ayrıca bu sayede saray idaresi içerisinde sayılarının hiç de azımsanmayacak miktarda olduğunu bildiğimiz ekonomik, ideolojik, etnik veya kültürel sebeplerle söz konusu yıkım projesine ortak olanlar da bu vesileyle bypass edilecektir. Yani saray hainlerden arındırılacaktır. Aksi halde milli egemenlik meselesi haline gelen bu sorun daha vahim olayların öncüsü, daha büyük yangınların rüzgarına dönüşecektir.